Suyumuz olmasa içiyoruz. Yemek yerken yakalarsak yemeğe de yiyoruz. Daha ne yapalım? Doğru mu baba? Evet. Vermem derse oy da yok. Başkanım hoş geldiniz. Başbakan mı zannettiniz? Başbakan zannetti insanlar. Ama ha, benziyor dediler. İnanıyordum. O olay o. Karabağların esnafıyım. Esnafsınız ama benziyorsunuz. Benziyor muyum? Benziyorsunuz. Arkadan öyle sandım ben, kalabalık değil, grup halinde değilsiniz. Üç kişiye sordum, üçü de dediler benziyor. Evet, güzel bir oyun. Tamam. Gerçekten de amcamız karakteriyle de, kişiliğiyle de, zaten sakinliğiyle de, efendiliğiyle, beyefendiliğiyle başbakanımız olmasa da bizim gönlümüzün başbakanı kendisi. Allah razı olsun. Yoksa siz başbakan mı zannettiniz? Vallahi öyle zannettik ya. Çok benziyor, aşırı benziyor. Onlar da zannediyor. 35 senedir buralardayım. Maalesef acı bir gerçek. Artık neye yayın yapıyorsunuz bilmiyorum. Karabağların %80'i Sivaklısız. Merhaba. Bir şaşkınlık oldu tabii. Yani baktım kaldım yani öyle. Bir şaşırdım tabii. Çünkü inanılmaz benziyor. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir kafa çok benziyor başkanımıza. Bir kafa açıldı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok kişi benzetti şeyi be kanadı. Resim isteyen oluyor, imza isteyen oluyor, selfie yapmak isteyen oluyor. İki tane asker gördüler konakta. Durdurdular, illa resmini çekelim. Memnunum. Böyle bir değerli insanın, değerli başbakanımızı benzemekten memnunum. İlgiden memnunum. Nereye gittiysem herkes Sayın Başbakanım hoş geldin. Cumhuriyet Bayramı törenlerine gittim. Orada baktım görevliler şaşırdılar. Dediler ki hani Başbakanım hoş geldin. Ama bir taraftan da hani Başbakan niye acaba yalnız geldi? Sonra dedi ki Başbakanıma ne kadar benziyorsunuz? Teşekkür ederim dedim ben. Arka tarafımda başka bir görevli bayan, ay bunun sesi de benziyor dedi. Dostumun düğünü vardı. 150 kişilik düğün salonunda 130 kişinin kafası beni takip ediyor. Birisi dedi ki Sayın Başbakanım hoş geldin. Şurada dedi çukur var. Belediyeye defalarca telefon açtık ama ilgilenmediler. Ben gereğini yaparım dedim ben de. Ne yapayım yani espri de yapmaya başladılar. Mesela yazmış arkadaşlar bir gün resmimi çekmişler. İnternete atmışlar. Sayın Başbakan'ın esnaf ziyaretinde İzmir'e geldiğinde Sayın Başbakan'la görüşmek isterim tabii ki. Herhalde o da şaşırır yani. İkimiz de 55 doğumluyuz. 1955 doğumluyuz. Ve ben de solakım, o da solak. Onu da biliyorum yani. Yanındaki arkadaşına dürttü başbakanımız. Caddenin karşı tarafına geçti. Halen bakıyor. Ben de böyle yaptım. Bu defa yanındaki arkadaşını dürttü. Bak bak bana böyle yaptı. Siz böyle bir... herhalde. Bu sırası biraz.
Eşiniz Binali Yıldırım'a çok benziyor. Başbakanımızı, Sayın Başbakanımızı diyorlar. Ben de gurur duyuyorum. Ben de first lady oluyorum. Biz de memnun oluyoruz. Sayın Başbakanımıza benzerliğinden dolayı babamızın. Babamla bir yere gitmekten zevk alıyorum. Çünkü çok yolda durduran oluyor, tezahürat yapan oluyor. Çok hoşuma gidiyor benim. Hep kapıdan içeri girerken başbakanım diye hitap ediyor. Başbakanım nasılsınız, iyi misiniz diyorum.